أسأل الله أن يعفو عني وعنكم يا رب. الرجل لابد أن يحسن عشرة المرأة. لابد أن تكون الأسرة يعني أسرة مبنية على ما قال الله سبحانه وتعالى وجعل بينهما مودة ورحمة. والبيت لابد أن يكون في سكن. نعم. Ailenin yüce Allah'ın şu ayetinde gösterdiği şekilde olması lazım. وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا مَوَدَّةَ وَرَحْمَ İkinizin arasına meveddet, sevgi ve merhamet koymuştur. Bunun üzerine olması gerekir. قَلْ يَسْكُنَ إِلَيْهَا يَعْنِي سَكَنْ سُكُونْ شَهْوَ وَسُكُونْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَ هذا البيت المسلم. Evliliğin amaçlarından biri de erkeğin kadına, kadının da erkeğe huzur bulmasıdır. Şehevi olarak ve diğer türlü sevgi ve merhamet hususlarında huzura ermesidir. Yani هذا عندما يدخل البيت يقول بسم الله. Arkadaşımız mesela eve girince ne diyecek? Bismillah diyecek. يسمي الله. Allah'ın adıyla başlayacak. يدخل يعني بابتسامة. Girince de tebessüm ederek girecek. يعني ما يدخل هو عبوس. Girince böyle yüzünü eşiterek değil. يقول السلام عليكم. Girince ailesine selam. يسلم. نعم. يستأذن قبل أن يدخل. إذن استئذانك طبعا. استئذان إما بدق الباب أو يسلم. إذن استمكتن كسر. ما يفتح الباب هكذا ويدخل. سلام وررك تدار كابي بدن أشب كرمس. ولا يتجسس على أهله. هنا عائلسي إلى إيجيلي ده جاسوس كده بلغمز خطالارını araştırma yoluna girmez. أو يأخذ هاتف مثلا ويفتح ينظر فيه. نعم. تلفون أغرب هنم neler yapmış diyerek teker teker hataların peşine düşmeye çalışmaz. أو يضع كاميرات. Ya da kameralar koymak. لا. Böyle bir şey yapılmaz. لابد أن يكون البيت مودة ورحمة. Bir evin sahibi sevgi ve rahmet üzerine kurulması gerekiyor. كثير يعني من البيوت اليوم يعني حالات طلاق كثيرة. Şu an biliyorsun pek çok evlerde boşanmalar, talak meseleleri çoğalmış. طيب هل مش كل مشكلة يكون عليها طلاق؟ Her problem üzerine talak bina edilir mi? Ha? La. Her sıkıntıdan sonra boşanmaya mı gidilir? Ay مشكلة يكون عليها طلاق. Hangi sıkıntılardan dolayı boşanma gerekir? Ha, men يعرف. متزوجين نسألهم. Evliler, onlar sorsunlar. Ay مشكلة. Hangi sıkıntılardan dolayı? İza kana al-isyan al-kamil. Yani الشعب يريد اسقاط النظام. نعم هكذا نعم. Tam bir şekilde isyan etmeye koyulduysa artık baştaki yöneticiyi kocayı düşürmek istiyorsa yani bu arada o zaman boşanmaya gidiyor. Yani تريد اسقاط الزوج 100% لا تسمع %100 bir şekilde kocanın haklarını düşürmek istiyor. Onu tanımıyorsa o zaman olabilir. Yani لو قال لها مثلا اعطيك كاسة ماء قالت لا اعطيك هذا لا يكون عليه طلاق. Kadından diyelim ki bir bardak su istedi. Kadın da yüz çevirdi, vermedi. Bunun üzerine talak gerçekleşmez. La, isyan kamil. Eğer tam bir şekilde kadın yüz çevirdiyse, isyan ediyorsa o zaman. فماذا يصنع الآن؟ إذا وجد العصيان الكامل. Eğer tam bir şekilde isyanda buluyorsa kadın. ماذا يصنع؟ Ne yapacak adam? Hangi adımlar izleyecek? يطلق. فرق مضاجع. فرق مضاجع خطأ. هذا مو متزوج هذا. ما يعرف هذا. بوشيجك يعني يقول اول شيء ليس الطلاق طلاق المرتبه الخامسه ما جاء لسه وقت الطلاق طلاق boşanma daha 5. seviyede 5. merhalede olan şey en başta ne yapacağız اول مرحله ما هي 1. seviye nedir قال يعظها ona vaazda bulunur korkutarak vaazda bulunur كيف يعظها nasıl vaazda bulunacak? يقول آخر مرة والله لو تعيدي مرة أخرى يعني أصنع بك ما أصنع. نعم. diyecek ki bu sana son sözüm. Bir daha yaparsan görürsün neler yapacağımı. أقطع جوازك. senin pasaportunu parçalarım. وتضيعي هنا في البلد. bu şekilde kalırsın ülkede bir yere de gidemezsin. صحيح. böyle mi yapacak? هذا مو وعظ. bu vaaz olmaz. هذا تهديد. bu tehdit olmuş olur. كيف يعظها؟ Peki nasıl bir vaazda bulunması? من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. Bir kimse Kur'an ve sünnetteki vaazlardan etkilenmiyorsa hiçbir şekilde vaazlardan etkilenmez. Tamam. Tamam mı? إذا اتعظت. Bu aşamada vaazı kabul etti diyelim. وقالت تبت إلى الله. Sonra Allah tövbe ediyorum dese. لا أعود إلى العصيان كامل. Bir daha isyana dönmeyeceğim tamamen derse. ماذا تصنع؟ Ne yapacaksın? تسكت تقول خلاص انتهينا
bitmiştir diyeceksin. Arkana bakma, önüne bak. Ma tekul laha la anti kulti ve faalti ve sanati. La. Ardına dönüp de sen şöyle yaptın, böyle yaptın deme. Halas tuğlik el melaf. Kapat dosyayı. Bitmiştir. Tamam. Ma ta'abat. Diyelim ki kadın vaaz hususunda geri kaldı. Vaazı almadı, nasihatini almadı. Maza nasna? Hangi aşamaya geçeriz? Yadrib يقول هذا ما هم متزوجين هذا يقول يضرب اصبر 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 arkadaş dedik döveriz diyor ama هذا ما هم متزوج ايش يصنع ايش فرق المضاجع اصبر اصبر الحجر يقول عندنا ينقسم الى قسمين kadından kadını ayırmak yani yataktan ayırmak iki kısma ayrılabilir حجر في الكلام onu söz ile yani küsmek söz ve hacir fil mazca ve yine yatakta da küsmek anlamına gelebilir fil kelam la yukellimha yani birinci küsmek lakin mu lil abad onunla konuşmamaktır bunu tabii la fakat 3 ayam devam ettirmek olmaz 3 gün için بعد 3 ayam قل السلام عليكم 3 günden sonra selam aleyküm diye konuşmaya devam etmeniz tamam. Gerekir tamam ve التفريق الثاني في المضجع İkinci ayırma, ikinci küsme ise yataklarda olan küsmedir. Yani aynı yana. Nerede uyuyacak? Fil funduk. Gidip de otel mi tutacak? Av fi beyt valideyn. Ya da ana babasının evine mi gidecek? Fil sala. Ya da gidip salonda mı uyuyacak? La. Böyle yapmaz. Fi nefs, fil mazaci, utiha zahru yani. Aynı yatakta sırtını vererek uyuyacak. İzen tehad. Bu da olmazsa. Biterse ya kadın bunu yerine getirirse. Halas entehena. O izen men tehad. Eğer yerine getirmezse kadın, düzelmezse. Mada yasna. Hangi aşamaya geçeceğiz? La havle ve la kuvvete. Yakun zarb. Lakin leysa zarb yani zarb. La işare. Yani kadın dövülür. Ancak bu dövülmekten kaset yani sembolik bir dövmek diyebiliriz. Yani kul ahir mar. Bir kere vurur yani bu son kere. Elim kaf yani. Entebe. Yani elimi kaldırabiliyorum. Bunu kadına göstermek gerekiyor. İzen tehad. Bu da biterse. Entehena. Eğer kadın düzelirse o zaman sen de durursun. Ve illa. Eğer yine düzelmezse. Nentekil ila. Arrabi. Başka bir aşamaya geçeriz. Ma huwa. Nedir o aşama? Labud an ya'ti bi hakim zekar qarib lizzavc ve zekar min akriba'z-zavc. Zekar ve zekar. Qarib ve qarib. Tane hakem getirecek. Biri erkeğin tarafından olan bir hakem, diğeri ise kadının tarafından olan bir hakem. Bu olaya müdahale edecekler. يعرفان الأمور يعني يعرف الأمور الزوجية والمشاكل يعني مو أي مشكلة تفريق. لا تقول إن الزوج مثلا يشرب مخدرات إذا لابد تفريق إلا أن يترك المخدرات. نعم. يعني eğer kadınla erkek arasındaki durumları biliyorsa bu iki hakem diyelim ki bir taraf uyuşturucu kullanıyor. Düzelmiyorsa bu durumda ne olur? Hüküm ederler. Bu boşanma gerçekleşmiş olur. Naam. Ve yani yuslihan beynehuma. Ama en önemli gayeleri iki tarafın bu işi düzeltmeleridir tabii. Mantahat el kadiyye. Yine bu aşamada da halledemedik. El khamis. Beşinci aşama. El talak. Boşanmaktır. Lakin labud an yutallikha fi tuhur lem yujami'ha fi. Tabii boşanmanın da birlikteliğin, cinsi birlikteliğin olmadığı bir temizlik esnasında olması gerekir. Talqa vahide fakat. Sadece bir kere boşayacak. Ve tebqa fi beytiz zevciye. La tehruc. Tebqa l'idde. Ve bu kadının da 3 ay boyunca eşinin evinden çıkmaması gerekir. Vallahu a'lam. Allah en iyisini bilir. Na'am.